Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PlayDDR Mekircan. Oyunumuz yeni videosuyla karşınızdayım. Konuşamadım. Evet. İnanılmaz. Son birkaç videoda fark etmişsinizdir. Böyle bende biraz bir şey var. Böyle bir mayışıklık, uyuşukluk durumu var. Sebebi arkadaşlar, hava bu aralar çok sıcak. Hani bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum ama ben çekerken aşırı sıcak. İki tane ışık var. İki tane bilgisayar çalışıyor. Bir yandan vantilatör çalışıyorum ama hiçbir gücü yetmiyor. Sanırım bir tane klima fan taktırmak lazım bu odaya. Başka türlü baş edecek gibi değil. Onun için kusura bakmayın, böyle bir mayışıklık durumu oluyor. Şimdi yine bize laf sayıyor bu abimiz. Bu abimiz normal Türkiye'de olsa, Örümcek Adam mesela, Osman falan olsa gerçek ismi, Peter Parker değil de, bu abi alır bir döver. Ben size söyleyeyim. Ciddi ciddi bir döver. Aha, iki tane görev var. Şu görev ne acaba? Ya boş ver, ana görevi yapalım ya. Yan görevlerden biraz... Ya şöyle sıkıldım yan görevlerden, işin gerçeği. Ekstra yeni bir şeyler sunmuyor. Sürekli kırmızı şortlu çocukları dövüyoruz. Ve o bir yerden sonra bağırmaya başladı. Ana hikayeden gitmekte yarar var. Aa, bir dakika, bu ne lan? Oha. Kutlama zamanı dedi. Tam zamanına geldin, kutlama zamanı dedi. Ne oluyor ya? Allah Allah. Kol nerede? Hayda. Yapmış. Çok havalı. Sinirsel bir ağ sistemi kurmuş. Faster than signals travel inside the brain. Never mind to an external prosthesis. Beynimi kontrol ediyorum diyor. We did it, Peter. Başardık Peter. No one can take this away from us. Hiç kimse bunu bizden alamaz. Amazing. Harika. And your work on the neural web. Sen de neural ağların üzerinde çalışabilirsin diyor. There's so much we don't know. It works beautifully. Come on, take a look. Çok güzel, gel göz at diyor. Bu ara şey garip, hani web kelimesi geçince ilk başta şey dedim, web sitesi gibi web mi? Ağlardan bahsediyor, tam emin olamıyorum. Web ağlardan mı bahsediyorsun yoksa şeyden bahsediyor. Burada bir arıza varmış. Hemen bu arızayı düzeltmemiz lazım, çok fazla voltaj var. Şimdi şöyle bir şey yapsak, şunu ikiye çıkarsak. Şöyle bir şey yapsak. Voltaj hala fazla. Bunu kaldıramıyoruz. Böyle bir şey yapsak. Aa, o da olmuyor. Voltajın sıfır olmasını istiyor. Ha, oldu. Büyük bir sorun var diyor. Burada da var. Şimdi. Böyle yapacağız bunu. Yok, böyle olur mu be? Şunu şuraya alacağız. Tamam mı? Şuraya bir tane şey kuracağız. Şöyle. Şundan bir tane atacağız. Şundan bir tane atacağız. Böyle yapacağız. Eksi bire düştü. Bunu şuraya eklesek. Böyle eklesek. Oo. Bunu değiştirebiliyor muyuz? Yine bizden 5 istiyor. E nasıl yapacağız? Abi bunu çıkar. Şunu ekle. Hop. Cancel. Dur. Şu an 3 ya. Buradan da dolandırmamız lazım. Nasıl yapacağız onu? Aga, ben niye bunu böyle yaptım ki? Bir dakika. Böyle gel. Böyle git. 9 oldu. Bu çok.
Şunları kaldıramıyoruz. Şu ikisini kaldıramadığım için bu yoldan gidemeyiz. Az önceki yoldan devam edeceğiz o zaman. Abi bu nasıl bir şey? Ben nasıl yapamıyorum? 5, 2 çıktı. Şimdi kaldır. Bunu 2 yapabiliyoruz en fazla, en az. Tamam oldu. Bu kadar basit bir şeyi nasıl yapamadık? Bir tane daha kritik hata varmış ama çok bilmecesi oldu. Şimdi bunu nasıl düzeltiriz diyor. Şimdi 8'miş, 5'e düşürmemiz lazım. O zaman şuradan geçecek. Şuraya bir tane devamı getireceğiz. Şundan bir tane ekleyeceğiz. Şöyle yapabiliriz. Şu an 7. Öyle mi? Şunu kullanalım. 6. Bunu şunu da değiştirebiliyor muyuz? O zaman şöyle yapmamızı istiyor bizden. Evet, bunu da hallettik. 3 tanesini hallettik. Ama çok fazla hata varmış ya. Evet, şu an biraz daha düzeldi. Abimizin... bir dakika. Sorunlar devam ediyor. Direkt kendi üzerinden denemen çok mantıklı değil. Çok tehlikeli bir şey yaptık diyor. Çok kötü bir durumdayız diyor. Doktor? Doktor. Doktor, bazı problemler var. Her zaman bir problem olur ya. Oha. Şimdi bunu dünyaya göstermenin zamanı geldi diyor. Artık nöral ağında diyor sorunlar vardır. Bu beynine zarar verebilir. Daha çok test yapmalıyız. Daha fazla test yapmayacağız. Hayatımda ilk defa başarısız olmamış gibi hissediyorum. Hayatımda ilk defa başarılı ben gibi hissediyorum. Otto, bu başarısızlık. Profesörü düzen devam ettirmeyiz. Yapma. Yanlış yapıyorsun diyor profesöre. Right. Doğru. Profesör kredi çekmiş falan ya. Bir şey yapmak istiyor. Right. Artık başarmış olmak istiyor. Yaşlı. Bir sürü borç işe girmiş. Bir sürü problemi var. Don't worry. Merak etme. We're close. Halledeceğiz, kapatacağız bu sorunu. Çözeceğiz yani, merak etme. Sana güveniyorum diyor. Work out some bugs. Şu hatalar, bug'larla ilgili çalışalım diyor. Hadi git çalış. Git hallet. Sure you're okay? İyi olacağına emin misin? Yes. Halledeceğim. Thank you, Peter. Her şey için teşekkürler. Peter. Peter. Bizde Peter Pan diye yıllardır söylüyorum. Peter Pan mıydı? Martin Lee şu an şeyin arkasında. Söz veriyorum, şehri koruyacağım falan diyor. New York'u daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğim falan diyor. Şimdi bunların ikisi ortaktı ya, daha önceki bölümleri izleyenler bilir. Bana oy verin diyor. Unutamayacağınız bir şehir oluşturacağım diyor. Yalancı dedi, patlattı. You have no idea what you're in for. Senin ne beklediğine dair hiçbir fikrin yok diyor. Osborn. Bu ara Osborn'un biraz burada şey vereceğim. Spoiler vereceğim. Osborn aslında örümcek adamın en büyük düşmanı. Daha sonra şeye biniyor. Bir uçan alete binip şehre teröristiriyor. Hey Miles. Hey Miles, ne haber? Lee hakkındaki haberleri görmüşsündür. Bak. Böyle çalışmanı biliyorsun ama halamla çalışmandan memnunum gibi cesaret bir şey söyledim. Duyduğuma sevindim. Babamın dediği gibi. Kahramanlar asla vazgeçmez. Doğru şey yaptığına eminim. Ben de işimi yapacağım. Ama işimi sevmiyorum ama yapmaya devam ediyorum.
Bu Martin'in suçu değildi. O onlara yardım etmek istedi. Babam burada kalmamı isterdi. Ben de gurur duyar diyor. Bence de duyardı. Mars. Ben de seninle gurur duyuyorum. Ne zaman istersen konuşabiliriz. Teşekkürler Peter. Sonra görüşürüz dedi. Herkes de fotoğrafımı çekmek istiyor ya. Evet arkadaşlar, her şeyi söyleyecektim. Daha sonra Örümcek Adam'ın baş düşmanı olacak. Yani Batman Joker varsa Örümcek Adam'da Osborn baş düşmanı oluyor. Osborn bir deney sırasında zehirli gazla etkileşime giriyor. Ve beyin hücrelerinin bir kısmı ölüyor, deliriyor, manyaklaşıyor ve bunun sonucunda şey yapıyor. Size bir bomba var mı? Belki bir tatil çıkan çıkması diyor. Ben pek turist tipi biri değilim diyor. Tazbirin. Lead hallettikten sonra şey yapacağız diyor. Uçak yok. Kıyafet yok diyor. Tam bir parti animalsın diyor. Ha şey yapacakmış. Tatile çıkmayacakmış da dinlenecekmiş. Takım elbise giymeden, uçaklar, helikopterler olmadan bir dinlenme geçirmek istiyormuş efendim. Öyle bir şey söyledi. Ha, Osborn'u söylüyorduk, anlatıyorduk. Araya girdi telefon konuşması. Osborn'un da olayı şu arkadaşlar. İşte yine böyle genetikle ilgili deneyler yapıyor. Hani bu şeytan nefesi deneyini durdurduk ya. Benzeri deneyler yapmaya devam ediyor. Ve bu deneylerden birine kendisi giriyor. Ve şey yapıyor. Zehirleniyor. Beyin mıncıklaması geçiriyor. Ve psikopat bir adama dönüşüyor. Ve sağlam masker kıyafetler giyiyor. Zengin Batman'in zengin kötü karakter alternatifi gibi. Hani Batman zengin olduğu için birçok kıyafet vesaire yaptırıp düşmanlarıyla mücadele ederken Osborn da yine kendi kıyafetlerini yapıyor. Bu sıra kafa gitmiş durumda ama kötüyle çalışıyor. Otto ile Osborn'un hikayesi birbirine çok benziyor. Çünkü Otto da işte az önce gördüğünüz gibi aslında bir bilimsel sürecin prosedürü düzgün uygulamıyor. Kendi üzerinde deniyor ve bunun sonucunda beyninde hasar oluşuyor ve bu kollarla birlikte çevreye Doktor Octopus olarak, yani Octopus işte şey İngilizce ahtapot demek. Zaten kullandığı kollar da ahtapota benziyor. Octopus oluyor. Doktor Octopus olup bir villain'a dönüşüyor. Aynı şey Osborn için de geçerli. Benzer bir kaderi yaşıyorlar. Zaten ikisi ortaklarmış. Birlikte çalışıyorlarmış ve ikisi de ayrı ayrı ama aynı kaderi yaşıyorlar. Osborn televizyonunda gördü, Otto delirdi. Normalde Peter ikna etmişti. Kullanmayacaktı ama Osborn'u görünce iyice sinirlendi. Başarılı olmak istiyor. Birlikte çalıştığı adam sürekli başarılı olmuş. Şirketi çok zenginleşmiş. Birlikte kurdukları şirket. O abimiz Otto'yu geri plana atmışlar. Daha sonra vali olmaya çalıştı. Martin Lee çıktı düşmanı. Düşmanını temizledi, halletti. Ama ne yazık ki Otto hayatta hiçbir şeyde başarılı olmadı. Yapmak istediği deney yıllarca çalıştı. Prosedürleri düzgün uyguladı ama başarısız oldu. Osborn bunu fark etti ve firmanın sponsorlarına bir şekilde baskı yaptı. Ve şeyin Otto'nun firmasını da aldı. Ele geçirdi. Ve bunun sonucunda Osborn tam anlamıyla artık Otto için bir düşman, bir hedef haline geldi ve bunu karşında kullanacak. Gördüğünüz gibi bir LGBT bayrağı var. Umarım Türkiye'de bunu birileri fark edip oyunun satışını falan engellemez. Evet, yeni görevimize doğru hızla gidiyoruz. Bir taba basalım. Bir yeni mission gelmiş. Çin mahallesine gideceğiz. Ve Fierce'de görevimizi yapacağız. En yakın gidebileceğimiz yer neresi? Şunlara, Enter'a gidebileceğimiz yer var mı? Şuraya gidebiliyormuşuz. Hızlıca oraya gidelim. Ve oradan görev yerine gidelim. Nasıl fikir? Harika değil mi? Harika, harika. Şu binalarda oturmak, şu binada oturduğunuzu düşünün mesela. Tamam, iyi hoş bir manzara falan var da. Bu kadar statik yani, düz binalar. Bilmiyorum ya. İnsanın yaşam enerjisini alıyor gibi. Diyeceksin ki kardeşim sen Türkiye'de yaşıyorsun. İstanbul, Ankara'daki binaları görmedin. Neden bahsediyorsun falan. Mimarlık yapma, bize oyununu oyna. Konuşma falan gibi cesen. Bir bakış açısıyla bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bir de bu şeylerde genelde mimarı suç bulurlar. Oysa mimardan bağımsız müteahhit tasarım kısmında daha çok şey yapabiliyor. Karışabiliyor ve tabii ki parayı onlar bastırdığı için onların istediği gibi bir yapı ortaya çıkıyor. Neyse arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Bay bay.